Ümraniye'de yaşayan Mehmet Kaya, internet üzerinden evini satışa verdi. Bir kişi ev almak istediğini söyleyerek kargo ile hediye çaydanlık gönderdi. Hediyeyi alan Kaya, attığı bir imzayla 48 yıllık evini kaybetti. 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Mehmet Kaya, davayı kazandı ancak tapuyu halen alamadı. Ümraniye'de ikamet eden Mehmet Kaya, 48 yıldır oturduğu evini 2013 yılında internet üzerinden satılığa verdi. İddiaya göre, verdiği ilan üzerinden kendisine ulaşan bir kişiyle anlaştı. Evi almak isteyen kişi kendisine hediye olarak çaydanlık gönderdi. Sahte kargocudan çaydanlığı alan Mehmet Kaya, verilen kağıda imza atarak evinden olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaya'nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu öğrenildi. Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Kaya, davayı kazandı ancak 48 yıldır evinin tapusunu halen alamadı. Evimi ben 2013 senesinde internet sitesine satış ilanı verdik. Ve bu satış ilanından birisi iki gün sonra bir aradı. Dedi ki ben evin yerini gördüm, çok güzel, hoşuma gitti, beğendim. 4.80 anlaştık. Kesin ben %100 alacağım, bana 2 ay müddet ver dedi. 2 ay sonra alacağım dedi. Ve bu arada beni aradı falan, tekrar görüştük. Yani sen iyi bir arkadaşsın dedi. İçimden kalbimden koptu. Yengenime bir hediyem var. Abi neydi, ben seni tanımıyorum falan dedim. Ben böyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum dedim. Önemli değil, pede kargoyu verdim dedi bana. Çaydanlık gönderdi bana hediye. Çaydanlık gönderdi. Onu aldığıma dair imza attım. İmza aldım yani, kargo alındı imzası attım. O anda bana bu senedi imza atmışlar. Ve senede 189 milyar yazıyorlar. Ve de isim Mehmet Demir ama sade isim var. Adam yok, hayali bir adam. Yani tebligat falan yaptık gazetede falan. Sonra biz mahkeme menfi tevzit davası, onu kazandık. 27 bin TL alacaklıyım. Bu durumda yani borçlu değilim. Mahkemeleri kazandık. Tapuyu alamadım. Dava şu anda mahkeme olayı bitti. Bölge adliyeye geçti. İstinaf mahkemesine geçti. Şu an istinaf mahkemesindeyiz. Yani dava 2013 senesinden 10 sene bitiyor Ekim ayında. 10 sene bitti, 11 sene geçiyoruz. 11 sene oluyor yani. Ben aslında benim evim üzerinde tapu kendi adımaydı tapu. Müstakil tapuydu. Bu kağıdı imza aldıktan sonra işte kargo alıntısı imza ettiğinden sonra onda bana senet imza attılar ya. O şekilde borçlu olduğumdan dolayı evin tapusu diğer tarafa geçti. Tapumu ta hali alamadım yani. Bütün mahkemeleri kazandım. Yani borçlu değilim. Borçlu olduğum şahıs da yazdı, feragat ettim, alacaklı değilim dedi. Bu şekilde durum yani. Tapumu alamadım. Tapumu verilmesini istiyorum. Zaten hurda işleri yapıyordum ben efendim zaten. Bu olay başıma geldikten sonra ben 48 senelik evimi aldılar. Yani ben evimi geri verilmesini istiyorum. Ve de yani hacca falan da yazılmıştım. Bütün varlığım gitti yani bu şeylerde. Para, maddiyat durumu, paramı harcadım. Sağlığımdan oldum yani. Ben 48 senelik evimi istiyorum. Yani evimi ta hala alamadım. Borçlu değilim şu anda. Borçlu olduğum şahıs feragat etti. Yani alacağım yoktur diye imzaladı. Durum bu şekilde yani. Ben evimi istiyorum efendim. Yani bir zahmet.